Peki kim bu kahraman? O gizemli öyküsü neydi? Aslında isim tanıdık. En ünlü hafız, Mevlid Han ve Gazel Hanlarından olan Hafız Kemal. Hafız Kemal ile ilgili pek bilinmeyen ayrıntıysa onun bir Çanakkale gazisi olduğu ve öldüğü tarih olan 1939 tarihine kadar her 18 Mart sabahı Çanakkale'de şehit arkadaşları için dua ve ezan okudu. Hafız Kemal ölene kadar her 18 Mart sabahı Çanakkale'ye gidiyor, Gelibolu'da şehitlerin ruhuna ezan okuyor, dua ediyordu. Onun okuduğu ezanlar ve mevlid gök kubbede hoş seda bırakıyor, bu mevlide iştirak eden binlerce kişi hep birlikte amin diyordu. Mustafa Nuri oldu. Hafız Kemal'in sesini duyanlar yine Hafız Kemal geldi. Bu yılda şehitlerin ruhu şad olacak diyordu. Hafızı duyanlar onun okuduğu içten ve büyüleyici mevlidle kendinden geçiyordu. Allah'ın ilerice ancak kimseye söylememişti Çanakkale gazisi olduğunu ve hala vücudunda taşımak zorunda kaldığı kurşunun varlığını. Allah'ın zikredelim evvela vacip oldu. Hafız'ın Çanakkale şehitleri için okuduğu dua ve gazeller birkaç yıl önce albüm olarak yayınlandı. O dönemde nedense pek ilgi görmedi albüm. Bugünlerde yeniden basıldı. Albümde birbirinden güzel gazeller yanında sanatçının sararmış fotoğrafları ve ilginç bir hayat hikayesi çıkıyor karşımıza. Hem de yine bir 18 Mart günü. O fotoğrafta Hafız Kemal'in yanında bulunan arkadaşları birkaç saat sonra çatışmada şehit olmuş, Hafız Kemal de yaralanmıştı. Hafız Kemal, bölüğündeki şehit arkadaşlarının hatırasını dualarla yad etti. Her murada erişir Allah diye.